Selamun aleyküm. Bakalım bu videoda bu nedir, ne tanıtacağız? İlk önce böyle çok şık kutusu var. Şimdi açalım bakalım içinde ne var. Böyle çıkaralım. Herkes gördüğü zaman anında anlamıştır niçin kullanıldı bu. Bu telefon içeri mükemmel bir stabilizatör. Yani telefon gimbal. Bundan mesela video çektiğin zaman her bir mesela elinde her bir titremeleri önlüyor. Çok sabit durur. Video aşırı derece kaliteli olur ve çok net olur. Her bir titremeleri gene de bu önlüyor. Mesela koşa vakit gittin. Mesela telefon önünde mesela gidirken böyle devamlı titrer koşa vakit gitsin. Ha. Buna taktığı zaman o titremeler hepsi de ortadan kalkıyor. Mesela elinde böyle titrese bu her şeyi stabilize yapar. Her bir titremeyi önleme alır. Öncelik gösterelim. Bunun aşağı yukarı nasıl çalıştığını, neler var neler yok. Öncelik bu iki tane pille çalışıyor içinde. İki tane bataryası var. Bu arada çıkış var. Bu çıkış, USB çıkışı koymuşlar bu ara. Telefonun mesela diyelim şarja azaldı. Ha. Bu ara ayrı telefonda şarj edebilirsin diye. İyi bir şey düşünmüşler bu ara. Burada altında da ayrı tripod takabilirsin. Mesela diyelim masa üstüne böyle koydun. Ayrıca stabil olursun tripod. Bu kırmızı noktalı düğme açma kapama düğmesi. Açma içini basıp tutmanın birkaç tane orada iki tane ışık yanacak. Bunlar da stabilize yapacak. Bu da mod değiştirmek için. Burası da bilgisayardan aktualize programını aktualize yapmak için bu genelde boru olur. Ama genelde aktualizasyon hep şey telefonla Bluetooth'la bağlantı yaptığı zaman oranda yapabiliyoruz. Bu da sağ sol ileri geri oynatma bir düğmesi. Bu böyle oynuyor. Öncelik telefonu takınca bunun birkaç ayarı var. Stabilize yapmak için. Mesela orada bir büyümesi var. Bunu kevşettiğin zaman böyle ileri geri oynuyor. Bu da borası için. Borası da tam böyle oynamakta. Telefonu takalım da bir deneme yapalım. Kamera bu tarafta olması lazım. Devamlı. Öyle taktık. Buna azıcık şeyler bayağı sert. Böyle taktık. Bak. Bak şu an nasıl bir trava yönlendir. Ha, yönlenmemesi için. Burada altında bunu kevşetiriz bu böyle. Bunu azıcık geri çekmemiz gerek. Geri çekeriz. Ha. Vurmasın, sıkarız. Böyle de bak şu an buraya değiyor. Yani bunu komple azıcık yukarı kaldıracağız. Bunu yukarı kaldırma için böyle tutmasın. Çok az bir şey istiyorum. Bak şu an serbest geziyor. Önce bunun programına bir göz atalım. Bunu Play Store'a indiriyorsun.
Hadi. Zihiyu markası. Öteki iş Bluetooth'la bağlantı yapman lazım. Bak şu an bağlantı yapmamız gerek. Bağlantı yapmak için de şu borun çıkmış. Öncelik bunu açmamız gerek. Açmamız gerek için şu kırmızı noktalı düğmeyi bastık tutarız. Bak ışıkları yandı. Bak şimdi nasıl tam stabilize yaptı. Bak şu an böyle sağ sol olmadığı için bak sadece ileri geri var. Bak şimdi ileri geri. Bunu her yerine döndürmek için şu küçük düğmeyi bir kere basıp tutup sallasın. Yaptık. Bak şu an her taraf, her yöne döndü. İleri, geri. Şu an döndü. Bak nasıl hiç telefon yerinden oynuyorum. Tam sabit bir noktada tutulur. Şimdi öncelik programını bir açalım. Öncelik Bluetooth'la bir bağlantı yapmamız gerek. Bununla. Bu arada Bluetooth'u seçeceğiz. Şu. Bak Smart QA3BC eşleştirildi. Bak. Burada görürsünüz. Ne oldu? Connect yazdı. Bak, log 100%. Bak, hassasiyet ayarlarını ayrı kendin de ayarlayabilirsin. Ne kadar hızlı hassasiyeti olsun, her şeyini ayarlayabiliyorsun. Bak böyle tutup diyelim. Azıcık böyle çevirelim. Bak. Tam dereceyi gösteriyor. Kaç derece de şu an her şeydi. Bu genelde ayarları. Birazdan tam kamerada bir deneme yapacağız. Her şeyi göreceğiz orada. Şimdi kamera bir deneme yapalım. Bak şu an bak elimde tutuyorum. Bak gördüğünüz gibi ne kadar stabil duruyor kamera. Ekranda görünür müsün? İyi bak. Bak büyüle. Bak gördüğünüz gibi ne kadar stabil. Hiç titreme yok, bir şey yok. Kamera aşırı derece görüntüsü net duruyor. Elle tutsan kamerayı böyle çok titremeli olur. Videonun görüntüsü, kalitesi o kadar iyi olmuyor. Bundan gene aşırı derece hiç titreme yok. Bak istediği yönü tutuyorsun, bak kamera, telefon aynı yerde duruyor, sabit. Hiç oynamadan. Şimdi başka bir şeyler daha anlatayım. Diyelim ki video çekeceksiniz. Bunu masanın üstüne koyuyorsun, böyle dimdik. Tam görüntüyü net tutuyorsun. Orada düğmeden istediği yöne döndürebilirsin. Hangi yöne video çekeceğin zaman.
diyelim ki 1-2 metroda video almasını istiyorsun kendini. İkinci kişi gerek yok hiç. Gel beni video çek, bilmem ne çek. Ha. Bunun programından ayarlayabilirsin. İnsan izlesin diye. Ha. Diyelim ki insan izlesin seçtin programından. Sen karşıda hangi yöne gitsen o otomatik böyle kendi seni izleyecek. Yani bu kendi programdan öyle bir özelliği var. Hangi yöne de gitsen seni bu otomatik böyle izliyor. Çünkü insan figürosunu seçiyorsun bu arada ayarlandan. Ha, o da çok mükemmel bir şey. Diyelim ki bir vlog bir şey çekeceksin. Ha, bu masanın yan tarafına koy. Aç kamerasına şeyi. Kamera sallanma, titremeden yağmur çekecek seni. Tripod koysan mesela tripodu tam düz bir yerde olması lazım. Bir de sabit bir yerde durur. Ha, bundan gene değişilmesi aşırı derece çok hızlı. Bak şimdi. Aşağı koru. Bak. Düğmesinden. Ha, nereye çıkacaksın? Bak. Hop. Hemen anında değiştirebiliyorsun. Bak.